Herkese merhaba. Bugün de sizlerle görmüş olduğunuz bu Tunus işi yelek çalışmasını yapacağız. Hemen şöyle ipimi göstermek istiyorum. Daha önce bu iple yanları açık süveter çalışması yapmıştım. Kalan iplerimle de bu yelek çalışmasını yaptım. Türkiye'deyken aldığım, BİM'den aldığım bu Ören Bayan Atlas markası iplerden 100 gramda 130 metre uzunluğa sahip. Ayrıca 6 numarada Tunus şişi kullandım. Sizler de aynı bedende bir yelek örmek isterseniz ve kalın iple çalışmak isterseniz farklı markalarda metre uzunluğunu baz alarak aynı sayılarla yeleğinizi örebilirsiniz. Şimdi benim yeleğimin ölçüleri 40-42 bedene uygun oldu. Toplam beden genişliği 105 cm ve uzunluğu da 66 cm oldu. Evet, videonun ilerleyen kısımlarında farklı bedenlere de nasıl yapacağınızı anlatıyorum. Hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına geçebiliriz. Yeleğimize başlarken öncelikle arka bedenin sayılarını vermek istiyorum. Ben arka bedeni ve sol ön bölümü tamamladım. Sizlerle sağ ön bedeni şöyle göstereyim, sol ön bedeni de. Sağ ön bedeni yapacağız. Bakın sol ön bedende modelimiz bu tarafta kalıyor. Yani sonda kalıyor. Şimdi sağ ön bedeni yaparken de başlangıçta kalacak. Bu şekilde de göstermek istiyorum. Şimdi arka bedende toplamda başlarken 56 tane zincir çektim. Sizler ister ince iple yapın, ister kalın iple yapın. Bu bedeninizin hesaplamasını kendi ölçülerinize göre yapmanız gerekiyor. Kullandığınız bir yeleğe ya da beden ölçülerinize göre şöyle bakın, benim çekmiş olduğum 56 tane zincirin genişliği 52 santimetre uzunluğunda oldu. Şimdi sizler 52 santimetre olana kadar zincir çekerseniz 1-2 zincir de fazladan çekmeniz gerekiyor. Örgünün biraz da olsun toplamasına karşın ya da kullandığınız bir yeleğin üzerine çektiğiniz zinciri ölçerseniz arka bedenden yine dediğim gibi birkaç tane zincir fazladan çekin. Şimdi hemen şöyle diğer ön parçayla devam edeceğiz. Şimdi benim kullandığım ipim kalın ve 6 numarada Tunus şişi kullanıyorum. Şöyle misinalı bir şişim var. Hemen şöyle zincirlerimizi çekmeye başlayalım. Şöyle şişime öncelikle bir ilmek attım. Zincirlerimi, benim ipim kalın olduğu için biraz şöyle geniş geniş, bakın hemen hemen 1 santimetre genişliğinde zincir çekiyorum. Çünkü daha sonra ilmekleri çıkarırken zincirlerin arkasına batarak çıkartacağım. O yüzden zincirlerimiz sıkı olmasın. Şimdi Tunus işinde normalde klasik Tunus modelinde toplama yapıyor ya da kıvrılma yapıyor bu etek ucunda. Şimdi biz bu şekilde örnekli bir başlangıç yapacağız. Ayrıca da zincirlerin altına batarak, arkasına batarak bu kıvrılmayı engellemiş olacağız. Şimdi ben toplamda ön beden için 31 tane zincir çekiyorum. Her zaman arka bedende kaç tane zinciriniz varsa önlerde 3 tane 4 tane fazladan zincir çekin. Yani her öne 3-4 tane zincirinizi fazla çekmeniz yeterli. Çok fazla çekerseniz yeleğin ön bedenleri üst üste gelecektir. Çok az çekerseniz önde açıklık oluşabilir. O yüzden ben 56 tane çekmiştim. 31-31 62 tane, yani toplamda 7 tane ilmeğin fazla oluyor arka bedene göre. Bu şekilde sizler de mantık yürüterek hesaplayabilirsiniz. Toplamda 31 tane zincirimi çektim. Hemen şöyle zincirlerimin arkasını çeviriyorum. Şu ilk zinciri atlıyorum. İkinci zincirin şöyle arkasında bakın kabarık ilmeklerimiz var. Buradan batıyorum ve ilmeklerimizi çıkarmaya başlıyoruz bu şekilde. Sona kadar ilmeklerimizi çıkartalım. Sonda tekrar geliyorum. Evet, 31 tane ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geriye döneceğiz. Hemen
Başlangıçta şöyle ilmeğimi çok fazla uzatmıyorum. Çok kısa da tutmuyorum. Şöyle ikisini birlikte topladım. Başlangıçtaki iki taneyi de birlikte alıyoruz. Genelde başlangıçta tek olarak çıkıp daha sonra ikişerli olarak geriye dönüyoruz ama burada ikisini birlikte topluyoruz. Şöyle tekrar ikisini birlikte. Bakın ikisini birlikte toplarken şöyle ilmeğimi altta çekmiş olduğum zincirlerin genişliğinde tutmaya çalışıyorum. Tunus işinde en çok buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü sıraları örüp arttırdıkça burada farkında olmadan şu ilmekleri şöyle kısa tutuyoruz. O zaman daralma yapıyor. Şöyle geniş tutalım. Bakın bu şekilde şöyle rahat rahat alıyorum. Çünkü altta başlamış olduğumuz santimetre hesabına paralel ilerlememiz gerekiyor. Yoksa daralma yapabilir. Bu şekilde başa kadar geliyorum. Şimdi ikinci sırada model kurulumuna başlayacağız. Arka bedende de başlarken aynen bu şekilde başlıyorsunuz. Ben 56 tane ilmek çıkardım. Hemen şöyle başa kadar geldim. Başa geldiğimiz zaman şu son ilmeği çok fazla uzatmıyorum. Biraz kısa tutuyorum ve toparladım. Sıraya başlarken şişteki ilmeğimi uzatmıyorum. Mümkün olduğu kadar kısa tutuyorum. Çünkü zaten ister istemez buradaki ilmek uzuyor. O yüzden kısa tutmaya çalışıyorum. Hani bir kenarın daha uzun, diğer kenarın daha kısa olmaması için. Şimdi burada hemen model kurulumuna başlıyorum. İlk ilmeğimizi şöyle düz olarak ilmeğin altından aldım. İpimi öne aldım. Hemen sıradaki ilmeğin altından şişime geçirdim. Şöyle ipimi alta aldım tekrar. Böyle tutuyorum. Buradan bu şekilde bir ilmek daha çıkardım. Şimdi bir tane daha düz ilmek çıkartıyorum. Sıradakini ters olarak yapacağız. Şöyle ipimi öne aldım. Tekrar alta aldım. Rahat görebilmeniz için bunu yavaş yapıyorum. Şöyle buradan bir ilmek çıkardım. Tekrar sıradaki ilmeği düz olarak çıkardım. İpimi öne aldım. Alttaki ilmekten şöyle tuttum ve buradan ters olarak bir ilmek çıkardım. Tekrar düz, tekrar şöyle öne aldım. Buradan ters olarak bir ilmek daha çıkardım. Bu şekilde ikinci sırayı tamamlıyoruz. Sayılarınızın çift ya da tek olması fark etmiyor. Sonda nasıl denk gelirse o şekilde bitireceğiz. Bakın bu şekilde hızlı olarak da yapabilirsiniz. Hemen şöyle. Tekrar sona geldim. Şimdi başlangıçta ikisini birlikte topladığımız için bakın bunlar birleşik görünüyor. Hemen bunları tek tek alacağız. Şimdi ben burada kenar ilmeğinden önceki ilmeğimizi düz olarak alıyorum. Bakın burada son ilmeğimi ters olarak aldım. Şöyle önce birini alıyorum. Düz olarak aldım. Daha sonra kenar ilmeğini alıyorum. Bakın burada tekrar açılmış oldu arası. Hemen şöyle kenardan iki ilmeği birlikte şu şekilde buradan ilmeğimi çıkardım. Şimdi tekrar başlangıçtaki iki ilmeği ikisini birlikte topluyorum. Bu her zaman her modelde bu şekilde yapmıyoruz. Bu modelde böyle yapabiliyoruz. Yani başlangıçta tek olarak değil de ikisini birlikte topluyoruz. Şöyle. Daha sonraki ilmeğin bakın buradaki mesafeyi de biraz uzatıyorum. Çünkü başlangıçta iki tane topladığımız için burayı biraz uzun tutuyorum. Burayı tek tek aldığımız zaman burası dengelenmiş oluyor. Hemen şöyle bakın ben de kısa tuttum mesafeyi. İkisini birlikte şeklinde tekrar başa kadar gelelim. Tekrar başa geldim. Şimdi modelimizin ikinci sırasında bakın ilk sırada ilk ilmeğimizi düz olarak almıştım. Şimdi ipimi öne alıyorum. Şöyle hemen şöyle alta aldım. Ters olarak başlıyorum. İlk ilmeği ters olarak aldım. Sıradaki ters görünen ilmeğimizin de şöyle bakın batıyorum buradan düz olarak alıyorum. Tekrar ipimi öne aldım ve ters olarak ördüm. Tekrar tersin üzerine de
düz olarak örüyorum. Bu Tunus işinde bal peteği modeli ama iki şiş örgülerde tekli pirince benziyor. Tekrar burada ters olan ilmeğimin üzerinden düz olarak alıyorum. Düz görünen ilmeğimin üzerine şöyle ters olarak ilmek çıkartıyorum. Hep aynı şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi 3. sıraya başladığımız zaman şu baştaki ilmeğimizi bakın alt sırada zaten burada belli oluyor. Burada ters görünenin üzerinden düz olarak ilmek çıkartacağız. Düz olanın üzerinden de ters olarak ilmek çıkartacağız. Bunu her sırada tekrar edeceğiz. Burada toplamda ben 7 sıra ördüm. 7 sırayı tamamladıktan sonra tekrar geliyorum. Evet, ben toplamda 7 sırayı tamamladım. Şöyle sıraları karıştırırsanız şöyle kenardan 2, 4, 6 ve 7 olarak sayabilirsiniz. Şimdi sağ ön parçayı yapıyoruz. Arka bedene aynı şekilde başlıyoruz ve düz olarak yani burada olduğu gibi düz olarak iki kenarda da devam ediyoruz. Ama önlerde şöyle kenarları farklı yaptığımız için burada bakın sol bedende sonda 8 tane ilmekle modelimizi devam ettirdim. Sağ bedende ise şimdi başlangıçta modelimizi koyacağız. Yani toplamda şu kenar ilmeğimle birlikte 8 tane modelimiz olacak. Bakın başlangıçta ters ilmeğim var. O yüzden düz olarak başlıyorum. Hemen sıradakini ters olarak örüyorum. Şöyle bir düz, düzün üzerine ters ve tekrar düz. Şöyle bir ters yaptım. 2, 4, 6, 7 olmuş. Tersin üzerine bir tane düz yaptım. Şimdi bunu başlangıçta her zaman saymamız gerekiyor. Çünkü son ilmek düz veya ters olarak denk geliyor. Düz olarak denk geldiği zaman şimdi şu modelimizle karışabilir. O yüzden her zaman başlangıçta 2, 4, 6, 8 tane ilmeğimizi her zaman sayalım. Ona göre buradaki ilmeklerimizi düz olarak devam edeceğiz. Hemen şöyle son ilmeğim düz ama bu bizim kenar modelimize dahil. Yine düz olarak bütün ilmeklerimize şimdi devam ediyorum. Dediğim gibi bu sağ ön beden ve başlangıçta modelimizi kurduk. Şimdi sol ön bedende ise son 8 ilmeği aynen bu şekilde devam ettiriyoruz. Yani sonda 8 tane ilmeğimiz kaldığı zaman yine düzün üzerine ters tersin üzerine düz olarak örüyoruz. Şöyle. Şimdi burada artık sona kadar düz olarak ilerliyorum. Bundan sonra hep aynı şekilde ilerleyecek. Kol evinin olduğu yere gelene kadar istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Ben toplamda 42 sıra ördüm. Yani şu etek ucundaki modelli sıramızla beraber toplamda 42 sıra ördükten sonra kolda kesme yapmaya başladım. Yine burada 2 ilmeğimi birlikte topluyorum. Şöyle ikişerli olarak başa kadar geliyorum. Şimdi hemen unutmadan küçük bir hatırlatma daha yapacağım. Şimdi burada bu 7 sırayı tamamladıktan sonra burayı ölçelim. Kaç santimetre geldiğine bakalım. Evet, benim 27 santimetre oldu. Şimdi biz sıralara devam ederken şöyle biraz ördükten sonra tekrar ölçelim. 27 santimetre olarak devam edip etmediğini devamlı kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü bazen örgüyü bırakıp tekrar elimize aldığımız zaman bu aralardaki mesafe ya kısa ya daha uzun olabiliyor. O yüzden burada kontrollü bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Hemen başa kadar şöyle hızlıca geleceğim. Tekrar başlangıcı göstereceğim. Evet, tekrar başa geldiğimiz zaman bakın burada düz ilmeğimizin üzerine yine ters olarak ilmek çıkardım. Bir düz, bir ters olarak toplamda 8 tane ilmeğimizi
modelimizi devam ettiriyoruz. Şöyle bir düz ve tekrar ters olarak alıyorum. Hemen sayacağım. 2, 4, 6, 8. Bunu her zaman sayarak ilerleyelim. Çünkü modele, yani alt sıralara bakarak devam ederseniz şaşırabilirsiniz. Çünkü şu son ilmek bir sıra ters, bir sıra düz olduğu için düz olduğu sırada buradaki düz ilmeklere karışabiliyor. Buna dikkat edelim. Diğer ilmeklerimizi de düz olarak devam ediyorum. Tekrar hatırlatıyorum. Diğer ön bedeni örerken bu 8 ilmeği sonda bırakıyoruz. Ve yine orada modelimizle devam ediyoruz. Şimdi ben artık 42 sıraya tamamlayana kadar devam edeceğim. Toplamda hemen hemen 42 santimetre, 43 santimetre uzunluğunda oldu kol evine kadar. Dediğim gibi sizler istediğiniz uzunluğa kadar yapabilirsiniz. Sıralarımı tamamlayıp kol kesimini göstermek için tekrar geliyorum. Evet, toplamda 40 sırayı tamamladım ve benim şöyle kol evine kadar olan uzunluğum toplamda 42 santimetre oldu. Bu benim için yeterli bir uzunluk. Hemen burada kol kesimine başlayacağız. Aynı zamanda yaka kesimini de yapacağız. V yaka kesimini de. Şimdi burada biz şu anda sağ beden bölümünü örüyoruz. Sağ bedende kol kesimi farklı yapılıyor. Sol bedene örerken farklı yapılıyor. Şimdi öncelikle sağ bedenin kol kesimini göstereceğim. Burada da başlangıçta hemen size kısaca diğer bedenin nasıl kesildiğini göstereceğim. Şimdi sağ bedende kesme yaparken sonda yapıyoruz. Şu ilk baştaki 2 ilmeği zaten geriye dönüşte, burası benim 41. sıram. Geriye dönüşte, pardon, 42. sıram. İkisini birlikte aldım. Şimdi burayı kesmiş oldum. Bunları çünkü tekrar örmeyeceğiz. Diğerlerini yine şu şekilde her zamanki gibi kesiyorum. Yani ikisini birlikte aldım. 3 tane kesme yapacağız başlangıçta. Şimdi sağ bedende kesme yaparken burada ilmekleri ikinci sırada bırakarak ilerleyeceğiz. O yüzden farklı bir işlem yapmıyoruz. Yani her zamanki gibi geriye dönüyoruz. Hemen şöyle ikişerli olarak, yani hepsini baştan itibaren ikişerli olarak almaya devam ediyorum. Toplamda 5 tane ilmek keseceğiz. Şöyle. Şimdi bu sağ beden için kol ve yaka kesimi, bunu karıştırmayalım. Her iki tarafta da farklı yapılıyor. Şimdi yaka için sonda 9 tane ilmeğimiz kaldığı zaman, bakın 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmeğim var. Şu şişimdeki diğer ilmeği saymıyorum. 9 tane ilmeğim kaldığı zaman hep ikisini birlikte toplayarak ilerliyoruz. Burada şu 8 tanesi modelimize dahil olmuş oluyor. Burada da bir tane düz ilmeğim var. Bununla modelimizin ilk başlayan ilmeğini keseceğim. Yani teke düşüreceğim. İkisini birlikte değil de şöyle üçünü birlikte alıyorum. Bakın bu şekilde. Burada bir kesme işlemi yapmış oldum. Şimdi tekrar ikisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte şeklinde devam ediyorum. Şimdi sol ön bedeni yaparken şu düz olan, yani kol altına gelecek kısım burada olmuş olacak. Orada kesme yaparken özellikle arka bedende de her iki tarafta birden kesme yapacağız. Her iki tarafta kesme yaparken bakın burada yine aynen bu şekilde devam ediyoruz. Buraya geldiğimiz zaman, yani sağ tarafa geldiğimiz zaman arka bedende ve diğer ön beden için söylüyorum. Buraya geldiğimiz zaman ilk 3 ilmeğimizin ilkini bu geriye dönüşlerdeki ilmeğimizle kesiyoruz. Yani sonda şöyle 3 tane ilmeğim kaldığı zaman ikisini birlikte değil de şöyle üçünü birlikte topluyorum. Burada ilk kesmemi yapmış oldum. Şimdi 3-2 şeklinde kesme yapacağım. İlkini kesmiş oldum. Şimdi burada 2 tane ilmeğim var. Burayı atlıyorum, bu 2 ilmeği. Zaten şişimde 1 tane var. Birisini atlıyorum. Buradan 1 ilmek alıyorum. Bu şekilde sonra kaydırma yapıyorum. Bu ikinci olmuş oldu.
Tekrar buraya geldim ve üçüncü ilmeğimi kesmiş oldum. Yani başlangıçta döndükten sonra sadece kaydırmayla iki ilmeğimi kestim. Geriye dönüşte de bir tane kesmiş oldum. İlk sırada 3 tane ilmeği kesmiş oldum. Tekrar geriye dönüp geldiğimiz zaman yine sonda üçünü birlikte toplayıp yeni sıraya başlarken burada 2 tane yapmıştık. Sadece bir tane kaydırma yapacağız. Böylece 3-2 şeklinde toplamda 5 tane ilmek kesmiş olacağız. Diğer şöyle göstereyim hemen. Kafanız karışmasın. Bakın burada diğer beden için söylüyorum. Daha düzgün bir kesme görüntüsü olmuş oluyor bu tarafta. Burada önce geriye dönüşte bakın burada bir tane kestim, daha sonra iki tane. Sonra ikinci sırada yine geriye dönüşte bakın burada ikisi birlikte görünüyor ilmeklerin. Bir tane kestim, bir tane kaydırma yaptım. Burada 5 tane ilmek kesmiş oldum. Daha sonra da tekrar model kurulumu yapıyoruz burada kol kenarlarında. Şimdi arka bedende ise şöyle hemen şöyle göstereceğim. Arka bedende bakın bu tarafta kesmiş olduğumuz bölüm farklı görünüyor. 3-2 şeklinde kesme yaptık. Burayı daha sonra kaydırmayla topluyoruz. Çünkü burası, yani sağ taraf sizin şu anda sağ tarafınız. Benim de sağ tarafım. Burada zaten kaydırma yaparak kesmiş oluyoruz. Görüntümüz daha düzgün oluyor. Burada bitirdiğimiz zaman şuradan başlayarak kaydırma yapabiliriz ya da sadece şu uçtan kaydırma yapıp buraya birleştirebiliriz tığ ile. Şimdi onu da ön bedende göstereceğim. Hemen burayı söküyorum. Şimdi yaka olarak devam edeceğiz artık. Burayı kol için gösterdim. Şöyle ilmeklerimi tekrar takıyorum. Burada kesme yapmadan tamamlıyoruz. Sadece şurada 9 ile 8. ilmeği birlikte topladım. 3'ünü birlikte aldım. 3 ilmeğimizi. Evet, şimdi buradan modelimize devam ediyorum. Burada düz var. Hemen ters olarak alıyorum. Şu misinamızı da çekelim. Tekrar tersin üzerine düz, düzün üzerine ters. Bu şekilde ben de söylüyorum. Karıştırmamak için tekrar düz ilmek ve ters yaptım. Tekrar bir düz ilmek. Şimdi burada kesmiş olduğum iki ilmeğimiz var. Bunları hemen şimdi sıradakini düz aldım. Sıradakini ters alacağım. Bu aslında bizim 8. modelimize dahil olan ilmeğimiz. Şöyle ipimi öne aldım. Sonuncusunu ters olarak bitiriyorum. İkisini birlikte bu şekilde aldım. İpimi alta aldım. Tekrar ters olarak ördüm. 2, 4, 6, 8 ilmeğim var. Yine aradaki ilmeklerimizi düz olarak devam ediyorum. Şimdi sondaki artık kesmemizi hemen tamamlayacağım. 3, 2 şeklinde olacak. Diğer tonus işi yelek videolarına da bakabilirsiniz kesme için. Evet, sona kadar geldim. Sonda 3 tane ilmeğimizi bırakıyoruz. İkisini birlikte toplamıştım. Bir tane de bu şekilde bırakıyorum. Şimdi yine geriye dönerken burada ilk ikisini birlikte topluyorum. Bakın bu şekilde merdiven görünümü de olmamış oluyor. Şöyle ikisini birlikte topladığım için 3, 2. Bunu da tekrar geriye döndüğümüz zaman burayı da bırakacağız. Böylece 5 tane kesme yapmış olacağız. Tekrar ikişerli olarak başa kadar geliyorum. Şimdi bu sırada yakada kesme yapmayacağız. Yani bir sıra kesme yapıyorum. Bir sıra kesme yapmıyorum yakada. Hemen. Şimdi bundan sonra kol evinin artık oraya da model koyacağız. Aynı şekilde 8 ilmekle. Şimdi burada kesme yapmıyorum. Hatta ben şurada karıştırmamak için bakın burada kesme yapmış olduğum, yani şu 8. ilmeğin olduğu yere şuraya bir tane işaretleyici takıyorum. Çünkü bir sıra yapacağım, bir sıra yapmayacağım. Şöyle ikisini birlikte başa kadar geldim. Bakın burada
Bu sıra kesme yaptım. Bir sıra yapmayacağım. Diğer sırada yine geriye dönerken kesme yapacağız. Yine modelimizin sırasına göre devam ediyorum. Tekrar sona kadar geldiğimiz zaman yine 8 ilmekle model kurulumu yapacağız. Hemen burada 2, 4, 6, 8 tane ilmeğim var. Tekrar düz olarak devam ediyorum. Sonda 10 tane ilmeğimiz kalana kadar aradaki ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi burada biz 2 taneyi kesmiş olduğumuz ilmeklere dahil edeceğiz ve 5 tane ilmeğimiz olmuş olacak. Burada kalan 8 taneyi de yine modelimizi devam ettireceğiz. Hemen şöyle yeri belli olsun diye ilk başta ters olarak başlıyorum. Bir ters, bir düz. Şöyle bir ters, bir düz, tekrar bir ters, bir düz, ters ve düz. Evet, şimdi burada 2 taneyi bırakıyorum. Bakın burada şimdi geriye dönüp şuradan ilmeklerimizi geriye dönüp tekrar örüp geldiğimiz zaman burada ilmeklerimizi bıraktım. İkinci sırada yani kesme işlemini burada ilmeklerimizi bırakarak yapıyoruz. Hemen geriye dönüyorum. Yine ilk ikisini birlikte alıyorum. Hepsini ikisini birlikte şeklinde başa kadar geliyoruz. Şimdi bu sırada yine yakamızda kesme yapacağız. Şöyle. Hemen sonda 9 tane ilmeğimiz kalana kadar ikisini birlikte alıyoruz. 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmeğim kaldı. Bakın şunu saymıyorum. Şu şişimdeki ilmeği saymıyorum. Burada 9 tane kaldı. Şimdi şöyle 3'ünü birlikte toplayacağım. 8 ile 9'u topluyorum. Tekrar ikisini birlikte şeklinde başa kadar geldim. Şimdi bir sıra daha göstereceğim. Burada tersle başlıyorum. Düzün üzerine. Tekrar bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, tekrar bir düz. Şimdi burada yine ters ilmeğimiz olacak. Şöyle kesmiş olduğum iki ilmeğin altından ipimi de alta aldım ve ters olarak ördüm. Hemen bu işaretleyicimi de alıyorum. Buraya takıyorum. Şekilde karıştırmayalım. Yine düz olarak ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Şimdi bu aradaki düz ilmeklerimiz bitene kadar kesme işlemine devam edeceğiz. Zaten kesme işlemi bittikten sonra birkaç sıra örüp hemen önümüzü tamamlıyoruz. Tabii sizin burada ilmekleriniz fazlaysa, daha büyük beden için örüyorsanız, ben şimdi 42-44 beden için örüyorum. Sizler daha büyük bir beden için örüyorsanız 3-2-1 şeklinde kesin. Biraz daha 46 beden, 48 beden için örüyorsanız 3-2-1-1 şeklinde kesin. 1-1 kestiğiniz zaman da hemen onu da sonda göstereceğim. Bakın burada ikisini birlikte topluyoruz. Şu birini alacağız, birini bırakacağız. Tekrar birini alacağız, birini bırakacağız yeni sırada. O zaman burası biraz daha eğimli ilerlemiş olacak. Hemen modelimizin olduğu yere geldim. Şuradan yine sayıyorum karıştırmamak için. Çünkü burada ters ilmeği görüp onun üzerine düzle başlarsanız şu ilk düz olarak ördüğümüz de bizim 8. ilmeğimiz olabilir. O zaman kayma yapıyor model. 2, 4, 6, 8. Şimdi düz olarak başlıyorum. Tekrar ters. Tersin üzerine düz. Evet, sona geldiğim zaman eğer kesme yaparsanız sadece bir ilmeği almanız gerekiyor. Şimdi burada ben ters örmüşüm. Şöyle düz örüyorum ve kenar ilmeğimi de tekrar şekilde aldım ikisini birlikte.
Tekrar geriye dönüyorum. Evet, sanırım anlaşılmıştır. Toplamda 22 sıra ördüm. Şu ikinci, yani şu kesme, şuradan itibaren, bakın buradan itibaren 22 sıra ördüm. Şimdi bu sırada kesme yapmıyoruz. Hemen bakın, işaretleyicimiz burada. Üzerindeki bir sırada kesme yapmayacağız. Tabii sizler bunu, ilmekleriniz çok fazlaysa, burada dediğim gibi biraz daha keskin bir V yaka başlangıcı olması için, benimki çok az oldu. İlk yapmış olduğunuz şu kesmeyi, ilk yaptığınız yerde 2 tane yapabilirsiniz. O zaman sonda 9 tane değil de, yani bu 8'den önce, yani şurada bir tane daha 3'ünü birlikte alıp, hemen sıradakinin de 8 ile 9'u da 3'ünü birlikte alacaksınız. 10 ile 11'i de 3'ünü birlikte alıp, ilk kesmeye biraz daha keskin bir V yaka girişi olmasını isterseniz 2 tane ile başlayıp yine bir bir kesebilirsiniz, ama her sırada kesmeyin, hep bir sıra durup ondan sonra ikinci sırada kesme yaparsanız daha iyi olur. Tabii ilmeklerinizi de hesaplayabilirsiniz, hani omuzda ne kadar olacak, yaka açıklığı ne kadar olacak, farklı bedenler için konuşuyorum bu şekilde. Burada artık mantık yürütmeniz gerekiyor. Evet, şimdi tekrar ters yapıyorum ve şöyle düz yapıyorum. Şimdi bu sırayı tamamlayıp geriye dönerken yine burada 8 ile 9'u kesme işlemi yapacağım ve bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle hemen diğer ön parçanın üzerinde göstereceğim, bakın. Bunu da görmüş olursunuz. Şöyle. Bakın, sonda modelimiz var. Burada hemen ilk 2 tane kaydırmayı yaptıktan sonra bir sırayı ördüm. Geriye dönüşte son 3 taneyi birlikte kesip başladığımız zaman da göstermiş olduğum gibi şurada 2 ilmeğimiz var. Bu 2 ilmeği atlayıp yine sıradaki ilmeğe bir tane kaydırma yaptım. 2 tane kesmiş oldum. Ve o bir tane kaydırmayı yaptıktan sonra hemen burada model kurulumuna başladım. Yani sıradaki ilmekten kaydırmayı yaptıktan sonra sıradaki ilmekten ters düz şeklinde başlıyoruz. Yani burada genelde başlarken şu son yeri belli olsun diye ilk sırada sonuncusunu ters bitirmeyi tercih ediyorum. Burada o sıralamayı başlangıçtan yapabilirsiniz. Yani 8 ilmek üzerinden. Daha sonra burada da yine yaka kesimine başladım. Gördüğünüz gibi çok keskin bir V yaka olmadı bu şekilde. Çünkü ilmek sayıma göre bu şekilde ayarladım ben. Şimdi burada her zaman yakadan kesiyoruz. Bir sıra kestim, bir sıra kesmeden ilerledim. Dolayısıyla burada tam denk geldi benim için. Burada aradaki düz ilmeklerimiz ortada birleşene kadar kesmeyi yapıyoruz. Yani son yaka kesimini ortada bir tane düzüm, bir tane de modelin, yani 8-9 olmuştu. Orada yine kesme yaptım ve artık iki kenardaki modelde birleşmiş oluyor. Ve burada da yine sıralama nasıl devam ediyorsa, hatta bu ortadaki ilmekler burada mesela ters geldi, düz, ters şeklinde denk geldi benim. Sizler burada bakacaksınız, ona göre ayarlayabilirsiniz. Ve buradan sonra da kaç sıra örmüşüm şu kısımda, bakın, birleştikten sonra 1 2 3 4 5 sıra, şöyle toplamda 22 sıra demiştim. Hemen tekrar sayacağım burada, şöyle 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21, şurayı hesaba katmadım, 22 sıra. Yani şu dönen ilmeğimizi de sayalım. Burada kesme yapıyoruz çünkü. Şimdi ben burayı tamamlayacağım. Hemen kapanışı göstermek için tekrar geliyorum. Toplamda 21 sıra ördüm ve 22. sırada artık hem kapatacağız hem de son sıramızı öreceğiz.
Şöyle şimdi bakın şurada da göstermek istiyorum. Son kesme yaptığım yeri. Burada bir tane düz ilmeğimiz kaldı ortada. Şimdi burada 8, burada 8, 16, 17 tane ilmeğimiz kaldı. Son kesmemi yaptıktan sonra da burada 16 tane ilmeğim var. Yani son kesmeyi yaptıktan sonra burada birkaç sıra kesme yapmadan ilerledim. Burada aslında modelli sıramız şuradan saydığımız zaman 1, 2, 3, 4. Şimdi son sırayla birlikte 5 sıra olmuş olacak. Yani şöyle çapraz olarak sayabilirsiniz ya da şurada kenardan sayabilirsiniz. Bu son 5 tane sırayı yaparken kesme işlemi yapmıyoruz. Şimdi hemen burayı kapatacağız. Başlangıç ilmeğimiz düz. Hemen onu ters olarak örüyorum. Şöyle ters olarak ördüm. Örerek kapatacağız. Daha sonra iki ilmeğimi birlikte kestim. Şimdi ikinci ilmeğimi tersin üzerine düz olarak ördüm. Daha sonra ikisini birlikte topladım. Tekrar ters olarak örüyorum. Ve ikisini birlikte topladım. Bir tane düz ilmeğimi aldım. İkisini birlikte kapattım. Yani hem son sırayı örüyoruz hem de kapanışı yapmış oluyoruz böylece. Dediğim gibi şimdi buranın santim ölçüsünü de vereceğim. Şimdi burada düz ilmeğim var. Ters olarak alıyorum. Şöyle ters ilmekleri alırken biraz gevşek oluyor. Onu biraz ilmeğimizi şöyle çekelim. İkisini birlikte topladım. Şöyle bakın. Buradan düz olarak ilmeğimi çıkardım. Burada benim düğümüm vardı. Hemen onu da şöyle ipimin üzerinden atlatıyorum. Şöyle ikisini birlikte topladım. Burada ipimi de gizlemiş oluyorum. Tekrar düzün üzerine ters yapacağım. Ters ilmeğimi aldım. İkisini birlikte kapattım. Şöyle hemen hızlıca kapatıyorum. Şimdi burası bizim sağ ön bedenimiz olduğu için kol kesimini farklı yapmıştık. Burayı kaydırma yapacağız şimdi. Düz, düzün üzerine ters. Tekrar şaşırmayalım. Şöyle. Ve son düz ilmeğimi kestim. Ve kenar ilmeğimi alıyorum. Son ilmeğimle birlikte topladım. Şimdi burada bunu diğer kolda da yapabilirsiniz. Çünkü ikisinin de aynı olması gerekiyor. Şöyle bakın zincir çekmeden hemen şu ilk boşluğa batıyorum ve kaydırma yapacağım. Biraz ilmeğimizi şöyle gevşek bırakalım. Çok sıkmayalım. Şöyle aşağıya doğru kaydırma yapıyorum. Burada ilmeklerimizi gevşek alalım. Çünkü kenar ilmeklerimiz biraz uzun olduğu için şu anda enine kaydırma yapıyorum. Burada gerginlik oluşmasın. Şöyle bakalım hemen. Gördüğünüz gibi düzgün bir görünüm sağladı. Hemen hızlıca aşağıya kadar geleceğim. Kesme yaptığımız yere. Orada bırakmış olduğumuz ilmeklerimizi toplayacağız. Hemen diğer kolda da kaydırmayı göstereceğim. Şimdi orada kesme yaparken kaydırmayla yaptığımız için zaten bu şekilde düzgün bir görünüm var. Fakat yine de iki kolun da kenarlarının aynı görünmesi için orada da kaydırma yapmamız gerekiyor tekrar. Şöyle aldım ve burada dikkat edelim. İlmeklerin biri küçük, biri büyük olmasın bu kaydırma yaparken. Evet, şimdi kesme yaptığım yere geldim. Bakın şurada şurası bizim ilk sıramız. Kesmeden sonra şu uzayan ilmeğimiz, şu iki ilmeği bıraktığım sıra. Orayı karıştırmayalım. Şimdi şu ilk sıraya kaydırmamı yaptım. Burayı atlayacağım. Buraya kaydırma yapmayacağım. Hemen şöyle şu iki ilmeği şöyle alıyorum. İlmeğimi de gevşek bıraktım. Buraya bir kaydırma yaptım. Tekrar burada bakın 3 tane ilmeğimiz var. Hemen şöyle şuradan battım. Burada bakın bir tane ilmeğimiz var. Arası çok açık olduğu için oraya da battım. Şöyle buradaki üstten
Şöyle aradaki şu araya. Şöyle araya batıyorum. Şu şekilde. Hatta şöyle bakın. Şuradaki ilmeği alıyorum. Şurada 2, 3 tane ilmek bırakmıştık. Ondan sonraki ilmeği aldım. Burada mesafe geniş çünkü yine kaydırma yaptım. Yine burada bir tane ilmeğimiz var. Bu şekilde aldım, kaydırma yaptım. Sonra buradaki ilmeklerimi de şöyle ikisini birlikte yapacağım. Şöyle bir kaydırma yaptım. Bakalım hemen şöyle. Evet, oldukça düzgün oldu. Hem de biraz toparlanmış oldu. Şimdi burada şöyle bir zincir çektim. İpimizi uzun bırakarak kesebiliriz burada dikiş için. Şöyle ipimi uzun bırakarak kestim. Evet. Şöyle bakalım hemen şuradan işaretleyicimizi de çıkartalım. Evet, bu şekilde. Şimdi arka bedende bakın burada şurayı göstermeyi unuttum. Arka bedende şu kol kenarlarında bakın şimdi buradan da kaydırma yapacağım. Yine burada da şu ilmekleri toparlayacağız kaydırmayla. Şimdi arka bedende şu modellere başladığımız zaman 8 ilmekle ben kaç sıra örmüşüm? Bakın şu ikinci sıranın geriye dönüşünü yaptığım sıradan şöyle geriye dönüşünü yaptım. Burada hemen demiştim zaten. İki tane kesme yani 3 iki kesmeyi yaptıktan hemen sonra model kurulumunu yapıyoruz. Buraya geldiğimiz zaman hemen bakın bu 2'nin üzerinde model kurulumu var. Burada model kurulumu yaptığımız zaman zaten ilmekler terse dönen ilmekler bir sıra aşağıda başlamış gibi görünüyor. Şimdi şuradan sayalım. Bakın şunu değil. Şuradan sayalım. Şuraya kadar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 sıra örmüşüm şöyle. Evet. 15 sıra örmüşüm. Daha sonra da 2, 4, 6. Burada şöyle pardon 6 değil 5 sıra olması gerekiyor. Ya da 6 sıra da olabilir. Hiç fark etmez. Çünkü önde üçgen olarak bakın şurası model şu şekilde birleştiği için burada şu arada görünmüyor. Yani burada 6 sıra model sırası olabilir. Burada şöyle çapraz saydığımız zaman 5 tane sıramız var burada. Gördüğünüz gibi şu arada artık düz ilmeğimiz kalmadığı için hiç belli olmuyor. Burada ben şuraya da modelimizi birleştirdim. Yani son 6 sırada modelimizi 15 sırayı 16 sırayı tamamladıktan sonra şu kenardaki 8 model ilmeğimizi santimine ölçtüm. Ona göre burada model sırası yaptım. Yani eşit görünebilmesi için, buranın ince durmaması için. Tabi sizler burayı bu şekilde yapmaya da bilirsiniz. Yani sadece bu şekilde de düz bir şekilde de bitirebilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım ama önlerde de böyle birleştirme yaptığım için arkayı da model sırasıyla tamamladım. Evet, umarım anlaşılmıştır. Şimdi şöyle diğer bedende şöyle diğer ön bedende hemen kenar kaydırmasını göstereceğim. Bakın burada düzgün bir görünüm sağlamış olsa bile diğer tarafta ilmekler üzerine yattığı için bakın böyle daha düz görünüyor. Aynısını burada da yapacağız. Yani şöyle hemen şöyle ipimi alıyorum. Evet, şişimi bulabilirsem. Şimdi hemen şişime bir ilmek atıyorum. Biraz uzun bıraktım ucunu. Hemen diğer ön parçayı alıyorum. Evet, bu. Şuradan başlayacağım. Çünkü tersime geliyor o şekilde. Aşağıdan başlayacağım. Şurada bakın ilk dönen ilmek. Bu da kesme yaptığımız için bu sıraya dahil yani 3 tane kesme yaptığımız için şöyle buradan batıyorum. Hatta şuradan da batabilirim. Sorun değil. 2 tane var burada.
Orası biraz sıkıymış, yine buradan battı. Bakın buradan bir ilmek çıkardım. Şişimdeki ilmekten kaydırma yapacaktım. Evet, şöyle kaydırma yaptım. Şimdi şöyle iki ilmeği birlikte alıyorum. Tekrar burada kaydırma yapıyorum. İlmeklerimizi çok sıkı tutmayalım. Yani şişimizdeki ilmekten bahsediyorum. Şöyle buradaki ilmeklerimiz biraz sıkı. Şöyle kaydırma yaptım. 3, 5 tane olması gerekiyor. Burada 3 oldu. Şimdi şurayı alıyorum. 4. Şöyle. Hatta burada açıklık oluşmasın diye şöyle ortadan da batıp yine, hay Allah, şöyle aldım. Evet. Şu da 5. ilmeğimiz. Ve şimdi yukarıya doğru artık devam edeceğiz. Burada bakın ilk sıramız, burada yine açıklığımız var ama fark etmez. Şöyle batalım. Bakın kaydırmamı yaptım. Dönüşte biraz daha geniş aldım ilmeğimi. Şimdi buradaki ilmekler yana dönük görünüyor ama kaydırma yaptığımız zaman diğer kol kenarıyla aynı görünmüş olacak. Evet. Bakın bu şekilde. Oldukça düzgün bir kesme olmuş oldu. Evet, aynı şekilde arka bedende de kol kenarlarında bu kaydırmaları şuradan başlayarak yapalım. Bu tarafa da daha sonra omuzları ve yan dikişleri ben gizli dikiş olarak yapacağım. Şöyle gizli dikiş yapacağım ön yüzden. Kanalımda Tunus işi gizli dikiş nasıl yapılır videosu var. Tunus işi oynatma listesinden de bakabilirsiniz. Hemen şuraya kartlara ekleyeceğim ama unutursanız kanalımda bu şekilde hayatım örgü Tunus işi gizli dikiş diye aratabilirsiniz YouTube'da. Zaten düz örgü modeliyle Tunus işi aslında fark etmiyor. İkisini de aynı şekilde gizli dikiş tekniğiyle dikebilirsiniz. Evet, videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Yeleğimizin anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.